İslam dünyasında Ramazan coşkusu yaşanıyor dedik sevgili seyirciler. TRT Avaz ekibi de bu coşkunun yaşandığı Balkanlar'da bereket konvoyu ilk durağı Bulgaristan Cebel'de. Bu coğrafyada Ramazan nasıl idrak ediliyor, neler yaşanıyor? Tüm bu ayrıntıları TRT Avaz ekibinden Mustafa Murat Bayram aktaracak bizlere. Evet Mustafa, bereket konvoyu bu yılda geleneği bozmadı, yola çıktı. İlk durakta Bulgaristan dedik. Evet. Önce izleyicilerimize bu bereket konvoyunun yola çıkış hedefini, amacını alalım senden istersen. Ve nasıl bir atmosferde yaşanıyor bu akşam ilk iftarı açıldı. Seni dinleyelim. Evet. Bizim burada da yani Cebel'de de iftarlar açıldı. Çiğdem söylediğin gibi 13. seferine çıktı. Bayrampaşa Belediyesi'nin tertiplediği bereket konvoyu Balkanlara köprü oluşturmak için yola çıkılmış bir olay, bir organizasyon bu. Ve gerçekten buradaki soydaşlarımızla, dindaşlarımızla bir araya geldiğimiz, gönül köprüleri kurduğumuz çok güzel bir organizasyon. İlk önce biz dün Kırcaali'ye geldik. Kırcaali'de çok güzel bir şekilde karşılandık. Zaten Kırcaali'ni soydaşlarımız bizleri gülümsemeleriyle, tebessümleriyle karşıladılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dediler. Biz de çok mutlu olduk kendileriyle. Çünkü vatan çok önemli bir şey. Türkiye eğer güçlüyse biz güçlüyüz dediler. Biz de onların yanında sürekli olmaya çalışacağımızı kendilerine beyan ettik. Ve şu anda iki tane konuğum var yanımda. Kendisi Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Sayın Mehmet, Balkanlar'da Ramazan nasıl geçiyor efendim? Özellikle tabii ki Kırcaali'de ve Cebel'de. Efendim, Balkanlardaki Ramazan konusuna geçiş yapmadan önce Ramazan'la alakalı bilmemiz gereken kısa malumat nedir? Oraya bakalım. Malumunuz kültürümüzde, değerlerimizde 11 ayın sultanı diye isimlendiriliyor Ramazan ayı. Dolayısıyla diğer bütün ayların örnek ayı, model ayı. Neden? Çünkü en başta muhasebe ayı. Kimliğimize dönebilmek, milli manevi değerlerimizi yeniden yaşatabilmek için fırsat ayı. Öyle olunca bütün bunlarla birlikte tutmuş olduğumuz oruçlar neticesinde daha duyarlı olmak suretiyle aç olan, dertli olan komşumuzu gözetme ve böylelikle de onların dualarına nail olmak için bir fırsat ayı. Cenab-ı Allah sebekat rahmeti gadabi buyuruyor bir kutsi hadis-i şerifte. Rahmetim azabıma gazabıma üstün kılındı beyan ediyor. Dolayısıyla kullarını affetmek, sevaplarını mükafatlarını artırmak üzere böylesi müstesna zaman dilimleri bizlere ihdas ediyor. Zamanla zümrüt alınıyor, zümrütle zaman alınmaz diye yine atasözümüz var. Bu münasebetle Ramazan ayını güzelcene değerlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ay olması hasebiyle de karanlıkları aydınlığa dönüştürecek ve bizleri inşallah dünya ve ahiret saadetine götürecek bir kapı açılıyor. Zira bütün insanlık aradığı tek bir şey var, o da mutluluktur. Mutluluğun formülü de Peygamber Efendimiz Kur'an ikliminde bizlere şüphesiz ki öğretmiştir. Şimdi Kırcaali'ye geliyorum. Kırcaali'den sorumlu olmam hasebiyle. Kırcaali'mizde 250'nin üzerinde cami var. Her birinde Ramazan-ı Şerif ayı coşkulu bir şekilde idrak ediliyor. Bütün bunlarda efendim mukabeleler okunuluyor ve bununla birlikte de ilk okuldan mezun olmuş olan çocuklarımıza yaz Kur'an kursları programı tertip ediliyor. Allah'a şükürler olsun camilerimizin %80'inde en azından iftar organizasyonları yapılıyor. Yani 20 kişilik, 50 kişilik şeklinde. Bu bizi mutlu ediyor. Bu akşam da Ramazan'ın ilk gecesi efendim Bayrampaşa Belediyesi tarafından ikram edilen bu iftar organizasyonu da hayli anlamlı oldu. Ben bundan dolayı yetkililere, Bayrampaşa Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Biz bugün Cebel'in en eski camiine gittik. Ki restorasyon yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. 200 yıllık bir cami. 300 özür diliyorum. 300 yıllık bir cami. Ne zaman restorasyonu bitecek Sayın yani Mehmet? Yani şu an malumunuz sizler de ifade ettiğiniz Bulgaristan'ın müstesna camilerinden biri. Tarihi kültürel değeri olan 17. yüzyılda inşa edilmiş olan camimiz Bursa Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla inşaatı restorasyonu başlamış oldu. Öngörülen onarım bitim tarihi yaklaşık 2 yıl sürecek. Ama bütün bunlarla beraber yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Zira bu dönemde caminin restorasyonu esnasında vatandaş huzursuz olmasın ibadetler esnasında diye bir başka vakıf yeri arazimizin üzerine prefabrik bir cami, ahşaptan bir cami getirdiler. 400 kişiye hitaben bir cami oraya efendim inşa etmiş oldular. Gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet. Gerçekten Balkanlar'da
Ramazan çok özel ve çok da güzel. Bizi Cebel yağmurlarla karşıladı. Biraz hava soğuk. Tam hani Ramazan ayında uzun oruç saatlerine güzel bir en azından bir şekilde karşılamamızı sağladı. Ve diğer konuma dönüyorum. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Sırakaya. Efendim, Bayrampaşa Belediyesi'nin hakkı ödenmez. Yaklaşık 13 sene boyunca devam eden bir sefer bu. Balkanlara yapılan bir sefer. Neler söylemek istersiniz Bayrampaşa Belediyesi olarak? 13 sene evvel o zaman iktidarda bulunan Hüseyin Bürge Başkanımız ve kıymetli Riyasetindeki arkadaşları, Belediye Başkanımız Atilla Aydınlar da dahildir bu heyete. Bu Balkanlarda bir proje yapma gereği hasıl olduğu düşünülüyor. Bu kardeş köprülerinin daha da pekişerek kurulması, o köprüler üzerinden gitmeler, gelmeler. Tabii böyle bir proje meydana geliyor. Ramazan'ın yaz olduğu dönemler yavaş yavaş artık kışa doğru evrilmeye başladı. Tabii Ramazan sofrası münasebetiyle biz bu coğrafyalardaki dindaşlarımıza, soydaşlarımıza etkileşiyoruz ama daha ötesine taşan münasebetlerimiz de söz konusudur. Yıl içerisinde, Ramazan'ın dışındaki zamanlar içerisinde bizim farklı münasebetlerle, kültürel münasebetlerle, sosyal münasebetlerle onların bizlere gelip gittiği, bizlerin onlara bir şekilde gittiği oluyor. Tabii kışa evrilen zaman diliminde de daha farklı, sürdürülen bir projeye dönüştüreceğiz. Biz bundan çok mutluyuz. Bu projeyi yapmış olmaktan ve ilk yapan belediye olmaktan dolayı her gittiğimiz yerde ilgiye bizle beraber sizler de şahitlik ediyorsunuz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani yapmış olduğumuz bir hizmetin karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah daha iyi günlerde daha iyi hizmetler yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de gerçekten Bayrampaşa Belediyesi'nin yapmış olduğu bu güzel organizasyon için Sayın Sırakaya çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Avaz, TRT Avaz izleyicileri, bugün Cebel'den başladık. Bismillah dedik ve Cebel'de de ezanlar okundu, oruçlar açıldı ve nur topu gibi bir orucumuz oldu, öyle söyleyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yarın Velingrad'a geçeceğiz. Velingrad'da tekrar görüşmek dileğiyle Çiğdem, tekrar sana dönüyoruz.